Haberler zor, gündem gerçekten zorlu. Hele ki böyle bir ekonomik düzlemde yaşadıklarımız ortada. İşte kapanan yok dükkan deniliyor ama ne kadar dükkanın kapandığı, ne kadar işletmenin kapandığı, bunları zaten haberini yapıyoruz, üzerine konuşuyoruz. Ama bütün bunların arasında böyle iyi haberler de oluyor. Biraz daha böyle zorluk çeken insanların bir nebze böyle rahatlatabilecek güzel haberler diyebileceğimiz haberler. Böyle bir habere İGDAŞ imza attı bu kez, onu söyleyelim. Habere konu oldu daha doğrusu yaptıklarıyla. Bir uygulama, artık bu faturaları ödemek de gerçekten güçleşiyor. Hele ki öyle kış aylarında, hele ki böyle bir ekonomide 10 taksitle ödeme imkanı var artık. İGDAŞ Genel Müdürü'ne sormak istedik. Sağ olsun kırmadı bizimle birlikte Doktor Mithat Bülent Özmen. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Gerçekten ama yanlış mıyım? Yani mevcut ekonomik düzlemde bunlar böyle nefes borusu gibi haberler. Açıkçası böyle bir tanıtımla programa dahil olmak beni de çok mutlu etti. Söylediğiniz gibi bu özellikle pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullar bu süreçte, Mart ayından bu yana gelen bu süreçte dediğiniz gibi bir nebze de olsa yurttaşlarımızın, abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak bir kampanya ihtiyacını biz çok açık bir şekilde gördük. Dolayısıyla bu yönde çalışarak bir kampanya, bir paket tasarladık ve abonelerimizin faydalanması için hayata geçirdik. Soracağım kampanyanın içeriğini ama nasıl oluştuğunu da o zaman, yani burada pandemi süreci mi etkili oldu, işte ekonomik gerçekliğimiz mi etkili oldu, nasıl çıktı bu fikir? Kesinlikle pandemi süreci etkili oldu. Şimdi ben çok kısa isterseniz izninizle İGDAŞ'la ilgili bir özellikli noktayı söyleyeyim. İGDAŞ 1986 yılında kurulmuş 35 yıllık bir kurum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de iştiraki. Dolayısıyla ve bununla beraber 17 milyon Türkiye'deki doğalgaz abonesinin 7 milyonuna hizmet veriyor. Yani İGDAŞ Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi. 7 milyon abonesi var. Toplam abone sayısının %40'ı İGDAŞ abonesi. Biz aslında her eve misafir olma fırsatını, imkanını, şansını bulan nadide kurumlardan biriyiz. Biz 7 günlük kundaktaki bebeğe de aslında hizmet götürüyoruz. 70-80 yaşındaki amcalara, teyzelere de evlerine misafir olarak hizmet götürüyoruz. Dolayısıyla böyle de bir tarafımız var. Belirttiğiniz gibi pandemi süreciyle beraber şunu gördük. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bizim aslında halihazırda şu anda da bir kampanyamız, yani şu andaki mevcut konuştuğumuzun dışında Ekim ayında başlattığımız bir kampanya var. Şimdi o kampanya ile bu kampanya arasında fark zaten o pandemi sürecinin nasıl böyle bir gerekliliği aslında dayattığını ya da o ihtiyacı ortaya koyduğunu ifade ediyor bu ikisinin arasındaki fark. Olan biz, hangisiydi? Biz olan? Mevcut 2020'nin Ekim ayından itibaren başlayan 2021 Mayıs sonuna kadar devam edecek bir kampanyamız halihazırda var. Bu kampanya şunu söylüyor. Abonelerimizin gecikmemiş mevcut faturalarını, biz orada kış aylarını gözetiyoruz. Faturalar yükselecek diye Ekim ayında falan başlıyoruz. Bankalarla anlaşıp kredi kartına bankalarla anlaştığımız taksitlerde 4 taksit olabilir, 3 taksit olabilir. Mevcut faturalarını, gecikmemiş faturalarını ödeme imkanı veriyoruz. Herhangi bir vade farkı, komisyon, ücret olmadan. Bu ne için geçerli? İşte eve gittiniz bu akşam, sayacınız okunmuş ve fatura konmuş posta kutusuna. Bir borcunuz yok, bir gecikmiş borcunuz, faturanız yok. Ama bu fatura size çok yüksek geldiyse bunu taksitlendirebilme imkanını sağlamıştık halihazırda. Fakat pandemi sürecinde şunu gördük. Bu imkana rağmen ekonomik koşullardaki daralma, sıkıntı abonelerimizin zaman zaman bu imkana rağmen ödeme kabiliyetini zayıflattığını, gecikmeler olduğunu gördük. Dolayısıyla ihtiyaç nedir ona baktık. İhtiyaç şu, abonelerimiz biriken faturalarını uzun vadede küçük dilimlere yayarak ödeyebilme imkanı sağlanırsa bundan çok faydalanabilecek bir tablo çıktı. Çalıştığımız matematik, abonelerimizle olan interaksiyon, ilişkilerimiz. Çünkü talepleri biz alıyoruz, dinliyoruz. Bununla ilgili biliyorsunuz sosyal medya, işte birçok farklı kanaldan, iletişim kanalından talepler de geliyor. Bu talepleri değerlendirdiğimizde iki kritik şey gördük. Bir, abonelerimize olabildiğince uzun vadede bir ödeme imkanı sağlayalım. Evet. Gecikmiş, tıkanmış olan bu yükü, omuzlarında yükü hafifletmek için. İkincisi, şimdi tabii bu finans matematiğinin bir zorunluluğu, siz bir alacağı
taksitlendirdiğiniz zaman doğal olarak onun bir vade farkından kaynaklanan maliyeti oluyor. Tabii. Yani 100 liralık bir alacağınızı 10 ayda alayım dediğinizde o 100 değil de 105 lira üzerinden vade farkı diyelim 5 lira var. 105 lira üzerinden 10 taksit alıyorsunuz. Biz bu zor koşullarda bunu abonelerimize yansıtmayacak bir formül geliştirdik. Dolayısıyla abonelerimiz tamamen bünyede kalacak şekilde bu maliyet yükü bünyemizde, kurumun bünyesinde kalacak şekilde abonelerimize hiçbir şekilde yansıtmadan 10 eşit taksitte, 10 taksite kadar, 10 aya kadar kredi kartıyla ödeme imkanı getirdik. Şöyle, doğru mu anladık? Yani bir özet yapalım. Kampanyanın ne olduğu daha net, evet, anlaşılsın. Benim faturam var ama ben onu geciktirdim. Ödeyemiyorum, evet, çünkü sıkıntı içerisindeyim. Evet. Ama ben bunu herhangi bir şekilde ek bir yük olmadan faturamın tutarı neyse 10 taksitte ödeyebileceğim. Kesinlikle öyle olacak. Orada tabii belli kriterler var. Kriterden kastım şu, bir faturanın geçmiş olması için Ocak ayındayız. Hani geçmiş tarihli olması, tamam, gerekiyor. Dolayısıyla orada bir kesitimiz var. 25 Aralık tarihinden önce birikmiş 2 ve daha fazla faturanız varsa ya da 1 Kasım tarihinden önce, bunlar teknik detay ama 1 Kasım tarihinden önce diyelim 2-3 faturanız vardı, ödediniz ama bir tane kaldı. Bu da dahil borçlarınızı bu söylediğiniz şekilde yapılandırabiliyorsunuz. Ama onunla da kalmadık. Çünkü şöyle bir detayın farkındayız. Kredi kartı kullanmayan, kredi kartı olmayan, kredi kartı olup ödeyemediği için şu anda kullanma imkanı olmayan, limiti yeterli olmayan abonelerimiz. Duran, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii. Dolayısıyla onlara da bir imkan sağlamak gerekiyordu. Dolayısıyla dedik ki burada da yine kurumun kendi imkanlarını zorlayarak bir şey yaratalım. Bu hazırladığımız kampanyaya, tasarladığımız kampanyaya bunu da dahil edelim. Orada da şöyle bir şey yaptık. Abonelerimiz kredi kartıyla eğer ödeme yapma imkanları yoksa ya da bunu tercih etmiyorlarsa o zaman müşteri hizmetleri binalarımıza, yani hizmet binalarımıza, veznelerimize, İGDAŞ'ın veznelerine gelerek burada da 4 eşit taksitte tekrar herhangi bir kredi kartı vesaire kullanmadan taksitlendirme yapma imkanı birikmiş borçlar için getirdik. Dolayısıyla kredi kartınız varsa 10 taksite kadar, kredi kartınız yok ama geldiniz ben bunu yine de yapılandırmak istiyorum dediniz. Orada da yine 4 taksite kadar kurum bünyesindeki veznelerimizde, hizmet binalarımızda taksitlendirme yapma imkanı getirdik. Bunun da kredi kartındaki gibi yine vade farkı, komisyon, ücret adı altında olabilecek her türlü ek maliyeti abonelerimize yansıtmayacak şekilde formülize ettik. Aboneler ne zamana kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor ve başvuru başladı mı ya da ne? Başladı. İnanın yani biz bu süreci duyurduktan sonra çok ciddi bir şekilde bu manada geri dönüş alıyoruz. Biz o lojistiği düşünmüştük, ona göre kendimizi. Öyle bir yoğunluk var yani. Var, var. Geri dönüşler var, sorular çok var. Nasıl olacağına dair tekrar teknik detayı anlamak için soran abonelerimiz oluyor. Benim faturam buna tam uyuyor mu diye benim de sosyal medya hesaplarımdan bana soran abonelerimiz oluyor. 31 Mart'a kadar, 31 Mart 2021'e kadar bu kampanyadan abonelerimiz faydalanabilecekler. Yani biz orada kışın bitmesini gözettik. Tabii, dolayısıyla yani 31 Mart'ta da gelseniz birikmiş bu söylediğim kriterlere uyan faturalarınızı 10 ay kredi kartıyla ya da 4 ay kredi kartsız taksitlendirme imkanınız var. Anlıyorum ki az evvel ifade ettiniz yani talepleri dinledik, takip ettik diye, evet, o talepler değerlendirilince böyle bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Peki bir yandan soruları şimdi biz soruyoruz ama kullanıcı abone bambaşka şeylerden bambaşka sorular da çıkarabilir. Doğru. Nasıl ulaşabilecekler İGDAŞ'a? Şöyle bizim İGDAŞ'a Alo 153 üzerinden ulaşma imkanları her zaman var. Web sitemizden online olarak bize her zaman ulaşabilme imkanları var. Aslında sosyal medya hesaplarımız, evet, Alo 153, online işlem yapabilecekleri web sitemiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirler. Zaten çok enteresan, benim cep telefonum da çok o manada şey, rahat ulaşılabilen bir telefon. Öyle o mi? Şekilde bile inanın mesaj aldığım, WhatsApp'tan aldığım, bu nasıl olacak diyen tanımadığım abonelerimiz oluyor. Onlara da dönüyoruz. Size de rahat ulaşıyorlar. Bir de bildiğim, evet, kadarıyla zaten bunun içinde bir projeniz var. Yani evet, şöyle biliyorum, 4000'e yakın hizmeti zaten dijital ortamda yapabiliyorsunuz. Evet. Değil mi? Biraz bu biraz pandemi süreciyle ilgili bir şey mi yoksa genelde de aslında yapılabiliyor muydu ve bundan sonrasında nasıl olur? Şöyle, biz aslında bu pandemi süreci bize çok şey öğretti.
Çok insan odaklı, çok abone odaklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu vizyonu çerçevesinde çok insan odaklı hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Biz pandemi başladıktan sonra Mart ayında İstanbul Kalkınma Ajansı ile beraber bir proje başlatalım dedik. Bizim haklısınız, online web üzerinden birçok işlemi yapabilme imkanınız var, telefonla ulaşıp birçok işlemi yapma imkanınız var çağrı merkeziyle, ama her koşulda bir şekilde yine de hizmet binasına gelip bir imza atmanız, bir evrak vermeniz, almanız söz konusu olabiliyordu. Yani bir abonelik sözleşmesi yapma, bir projeniz varsa onun onaylanması, faturanıza itiraz etme, sayacımdan ses geliyor bunu değişir misiniz deme gibi çok farklı talepler olabiliyor ihtiyaç esası. Biz burada dedik ki bu alışverişi de fiziki teması da tamamen ortada kaldırabilecek bir yapı kurabilir miyiz? Kurduk. Ve bu tamamen pandemi dönemindeki ihtiyaçlardan çıktı. Hem çalışanlarımızı korumak istedik, hem abonelerimizi korumak istedik. Bakın günlük bu hesaplamaları, matematiği yaptığımızda şunu gördük. Günlük 5000 fiziki işlem bizim hizmet binalarımızda yapılıyor. 5000 adet günlük, bu yıllık 1 milyon gibi bir işleme tekabül ediyor. Az bir rakam tabii, değil. Günlük 5000'den söz ediyoruz. Bunun %90'ı hedefini koyduk. %90'ı, çünkü siz ne yaparsanız yapın mutlaka yine gelecek de ben insanlar. O vezneye gideceğim, evet. O hizmet binasına gideceğim diyen aboneniz olabiliyor. Tabii. Ama %90'ını 4000'in hedefiyle biz bu işi yapabiliriz, sonuçlandırabiliriz diye bir projeyle çıktık. Mart ayında başlayan, Mart-Nisan ayında başlayan proje Ekim ayı gibi tamamen devreye girmiş durumda. İnanın o kadar hızlı ilerliyor ki şu anda bile günlük 1200-1300'lük rakamlara çıktık. Çok hızlı ilerliyor. Biz o 4000'lik günlük hedefimizi, 4000 işlemi veznelerimizde, müşteri hizmet binalarımızda değil, tamamen telefonla alo 153'ü arayıp abonelik sözleşmesi yapma, bu dediğim şikayetlerde bulunma, faturaya itiraz etme, aklınıza gelebilecek bütün işlemleri, ama bütün işlemleri hizmet binasına gelmeden yapabilme projesini, dijital projesini hayata geçirdik. Ve çözüme çıkıyor yani. Kesinlikle değil mi? Çıktı. Hani kesinlikle. İllaki vezne. Peki şunu da hemen sorayım o zaman. Az evvel dediniz ya, kredi kartı kullanmayanlar 4 taksitle belki, evet. İGDAŞ'ta faturalarının bir taksitlendirmesi olabilir, geciken faturaların, ama vezneye orada gitmek gerekiyor, evet. Galiba doğru mu? Ödeme şunu gerekiyor. İlk işlemi yaparken şu aşamada onu da düşündük. Onu da çalışıyoruz. Doğru yeri yakaladık. Çok doğru yerden. Onu da çalışıyoruz. Ama şu ilk aşamada, çünkü o kadar hakikaten bir olumlu geri dönüş alıyoruz ki, ilk aşamada biz şunu gördük. Biz onunla ilgili sistemi ne kadar kurarsak kuralım, o vezneye gidilecek, evet. Şeyi var. Şimdi para mara veriyorsa, evet. Evet. Tabii. Ama ondan sonraki süreçte bütün ödemeleri bankalar aracılığıyla çok rahat tahsilatı ya da ödemeyi yapmanız mümkün. Dolayısıyla veznemize gelmenize imkan gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak. Evet. Peki, önemli. Şimdi kalan bu iki dakikamda da şunu sormak isterim. Çünkü bir başka uygulama, ama daha önce aslında yani yeni bir şey değil anladığım kadarıyla. Deprem Türkiye'nin gerçeği ama, evet. İstanbul'un da özellikle beklediği, endişeyle, evet. Beklediği bir gerçek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili zaten bir deprem seferberliği çerçevesinde bir şeyler yapmaya çabalıyor. İGDAŞ da bu anlamda elini nasıl taşın altına koydu? Bir erken uyarı sistemi. Şimdi böyle deyince çok heyecanlanıyor da insan. Nasıl bir şey bu sistem? Memnuniyetle. Şimdi tabii çok doğru bir yere işaret ettiniz. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun zaten benim gördüğüm kadarıyla birinci maddesi, gündemi deprem. İstanbul'u depreme hazırlamak. Hep şunu ısrarla söylüyor Sayın Başkanımız. Mesele olduktan sonra değil. Yani afet yönetimi bir hadise, ama öncesiyle ilgili önlemleri alıp zayiatı ya da kayıpları azaltma. Bütün kritik olan yer burası. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de çok entegre bir şekilde, zaten İBB'nin iştiraki olan bir kuruluştan söz ediyoruz. İGDAŞ mevcut imkanlarını daha da geliştirerek aslında burada amaca katkı sunmak konusunda çok kararlı ve iyi işler yapıyor. Şunu çok erken uyarı sistemini söylediğiniz için onu çok kısaca anlatayım. Bizim bu sistemimiz Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK'la beraber geliştirilmiş bir sistem. Ama her gün üzerine yeni bir şey koyma ihtiyacı da duyduğumuz bir sistem. Çünkü teknoloji değişiyor. Hı hı. Çok kısa özetleyeyim onu. Bizim İstanbul'un kıyılarında Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ile beraber konulmuş sensörler var. Denizin içinde de var, ama daha ziyade kıyılar için bunu vurgulamak isterim. Çok etkin ve efektif çalıştığı için. Bu sensörler aracılığıyla sürekli denizden, çünkü depremin nerede olacağını biliyoruz, öngörüyoruz. Denizden deprem olduğu zaman bu sensörler şeyi alacak. Karaya ulaşmadan 10-15 saniye önce deprem olduğuna dair sinyalleri alıyor. Çünkü sarsıntı esası. Alıp bunu bizim İGDAŞ'ın
Şu anda 757 sene başında 850'ye çıkardık. 850 ayrı lokasyonda kuvvetli yer hareketi ölçme cihazlarımız var. Sensörler buraya sinyal gönderecek. Bir deprem oldu. Evet. Anladım. Bu sarsıntıyı belli eşiklere dayalı. Bu olduğu zaman da bizim o sistemimiz şeyden hemen önce depremin karaya ulaşmasından hemen önce bütün doğalgaz arzını kesecek. Doğal arzının kesilmesi çok önemli çünkü doğalgaz asıl felaketler depremden sonra ikinci felaketler. Evet. Yangın, patlama, gaz kaçağı. Siz deprem olmadan 5-10 saniye önce bütün bu gaz arzını İstanbul'da durdurmayı başarabilirseniz çok büyük felaketlerin önüne de geçmiş olursunuz. Bunu şu anda halihazırda İGDAŞ başarmış durumda. Harika. Peki başka böyle hizmetleriniz oldukça biz onları da ekrana getirmeye aynı zamanda tabii bunun nabzını da tutmaya da devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ben söyleyelim ama ederim. Geciken doğalgaz faturalarına ana madde buydu. Çünkü 10 taksitte ödeme imkanı veriyorsunuz. Bunun için Alo 153 sosyal medya hesapları ya da İGDAŞ'ın internet sitesinden başvurulabilir ya da bilgi evet. edinilebilir. Evet. Doktor Mithat Bülent Özmen çok teşekkürler sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İGDAŞ Genel Müdürü konuğumuzda da noktalıyoruz o halde Haber Aktif'i. Çok teşekkürler efendim bizimle olduğunuz için. İyi haberler verebilmek ümidiyle diyoruz. Hoşçakalın.